Bu derslerde ise iç mekanda render çalışması nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Hatırlarsanız önceki bölümlerde bir iç mekan modellemesi yapmıştık. Mobilya modellemesi, yani bir duvar öntesi modellemesi ve bunun yanı sıra koltuk modellemesi gerçekleştirmiştik. Bunları son bölümde bir dosya haline getirmiştik. Buradaki iç mekanı içeride bir kamera eklemek suretiyle içeriden render çalışması gerçekleştireceğiz. Öncelikle üst görünüşü buradaki tavan kısmını kapatarak işleme başlayalım. Bir tane box nesnesi alıyorum. Buradaki yüzey algılatalım. Şu şekilde. Çapraz 2 nokta yüksekliğini 10 olacak şekilde bir tane nesne ekledim. Ardından iç mekanımızda tam olarak algılayabilmek için buraya kamera eklememiz gerekiyor. Bunun için ana tab'dan Visualize tab'ına geçiyorum ve buradan kamera seçeneğini kullanacağım. Create kamera ile kamera ekliyoruz. Buradaki komutu çalıştırdığımızda otomatik olarak mouse'un imlecine bir tane kamera iliştiriyor. Şu anda bu kamerayı buradaki perspektifi görünüşte yerleştirmem pek mümkün olamayacak. Veyahut da yerleştirsem bile istediğim açıyı, doğrultuyu sağlayamayacağım. Bu nedenle buradaki kamerayı üst görünüşte wireframe modundayken buradaki alanın içerisine tıklayarak öncelikle konumunu, ardından mouse'u serbest bırakıyorum. Şu anda kameranın yönünü ve buradaki büyüklüğünü ayarlayabileceğim. Işın ve noktalar çıkıyor. Bu açıyı da, yani bu taraftan baktığım zaman sanki kapıdan giren biriymiş gibi düşünürsek, bu alanı görecek şekilde şu şekilde kamerayı bırakayım. Hem duvar ünitesini buradan biraz daha belki koltukları çevirebiliriz. Koltukları da görelim. Şu şekilde tıklıyorum. Buraya isim verebiliriz. Yani kamera 1 veyahut da iç mekan kamera diyelim. Ardından exit diyorum. Şimdi enter yapıp exit yaptıktan sonra kameranın konumu şu anda mevcut. Ancak kameranın mevcut alanı nasıl görüntülendiğini net olarak algılayabilmek için kameranın üstüne bir defa tıklamamız yeterli. Kameranın üstüne tıkladığımızda kamera preview adlı bir pencere açılır ve burada Visual Style seçeneğiyle hangi görüntüleme moduyla görüntüleyeceğini veyahut da ne şekilde görüntülemek istediğimizi seçebiliriz. Buradan realistik olanı seçiyorum. Şimdi bu pencereye aynı zamanda buradaki butona tıklayarak da erişebiliriz. Yani nesne seçilirken buradaki butona da tıkladığımızda aynı görüntüye kavuşuyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kamera çok alt bir kodda duruyor. Bu nedenle çok uygun bir perspektif açısından veyahut da insan boyunun yüksekliği göz bakış açısından sahip değil. Bunun altında bir değerde duruyor. Ön görünüşe geçelim. Ön görünüşte kameranın şu anda zemine çakışık bir şekilde durduğunu gözlemliyorum. Kameranın yüksekliğini ayarlamak için çeşitli yollar mevcut arkadaşlar. Ya buradan kameranın hedef noktasını değil de konulduğu noktayı seçtikten sonra sağ tıklayıp move yapıp buradan yukarı doğru taşımamız gerekir. Ya da nesne, yani kamerayı, bahsettiğimiz nesne kamerayı seçtikten sonra sağ tıklayıp Properties'da buradan Z değerini, Target Z değerini buradan ayarlamamız gerekiyor. Kamera Z değeri bu iki değerde 100, mesela 160 yapalım. 160 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi bu hedef noktası oluyor. Kameranın noktası ise 160 yapalım. Buradaki kameranın noktası, ikinci nokta ise hedef noktası. İkisi arasındaki temel fark bu. Target buradaki hedef nokta. Yani kamerayı seçtiğimizde kameranın burada çıkan vertex noktası. Bunun yüksekliği 160'mış. Bunu 100 yapalım mesela, şu şekilde görüntüleysin. Ardından kamerayı mevcut ekrana tam bir şekilde gösterebilmek için, yani şu andaki görünüş yerine kamerayı kullanmak için, kamera bakışını kullanmak için Custom Wave'in üstüne tıklıyoruz. Custom Model Views'ten
Buradaki oluşturduğumuz kameranın üstüne tıklıyorum. Hatırlarsanız bu kamerayı isimlendirmiştim iç mekan kamera diye. Bunu seçtiğimizde kamera bakışına bu şekilde geçiyoruz. Ardından buradaki artı butona çift tıklayalım. Pencereyi tam ekran yapalım. Şimdi burayı realistik ve hatta konseptüel olarak yapalım. Şimdi biraz daha yaklaşıyorum. Tekrar iç mekan kamera diyelim. Görüntüleme seçeneğini konseptüel olarak yapayım. Bakın bu şekilde baktığımızda bazı problemler gözlemleniyor. Mesela kameranın bakışı, buradaki mobilyaların bu bakış açısının içerisine dahil olmayışı gibi. Bu nedenle üst görünüşe geçip buradaki kamerada birkaç ayar daha yapmamız gerekiyor. Restore Viewport dedikten sonra üst görünüşe geçtim. Buradan kamerayı seçiyorum. Şimdi kameranın hedef noktasının büyüklüğü burada çok önemli. Dikkat ederseniz burada bir tane dikdörtgen mevcut ve bu dikdörtgen buradan vertex noktaları mevcut. Eğer bunlar üstüne tıklarsak kameranın bakış açısının genişliğini, lensin genişliğini buradan ayarlayabiliriz. Yani şu şekilde büyütebiliriz. Ya da kamerayı seçtiğimizde sağ tıkladığımızda Properties'ten de buradaki değerlere, lens değeri, field of view değerini buradan erişebiliriz. 20'ymiş, bunu 25 yaptığımızda biraz daha zoom yapıyor. 15 yaptığımızda biraz daha bu şekilde duruyor gibi. 20 yapalım. Buradaki yüksekliğini biraz düşürelim. 150 yapalım. Şimdi tam şu kısımda bulunan kamerayı biraz daha geri çekelim. Az biraz daha şöyle. Diğer kısımları da görecek şekilde ayarlayalım. İki hedef noktasını tıklayıp buraya taşıyalım. Ve yine şuradaki koltuk bu görünüşü çok kapatıyor. Bu koltuğu seçeyim. Koltuğu seçtikten sonra Isolight'tan Height Object yapalım. Kamerayı seçelim. Kamerayı seçtik. Buradaki alanında bakalım. Buraya çift tıklayarak tam ekran yapıyorum alanı. Şu anda render alanı bu şekilde görünüyor. Word UGS yapıyorum. Görüntüleme alanında. Biraz daha uzaklaşmak için zoom seçeneğini kullanabiliriz. Demek ki çok az bir shift ile şöyle döndürsek. Şu anda kamera üzerinde oynuyoruz. Şu şekilde ayarlasak. Biraz da koltuğu döndürürsek, hani bu tarafa doğru koltuğu getirirsek daha bir şekilde iki kısmı daha net bir şekilde görmüş olacağız. Üst görünüşe geçtim. Buradan 2D wireframe. Buradaki koltuğu birkaç derece daha döndüreceğim. Buradan rotate F8'e basalım. Şu şekilde. Direkt buradaki koltuğu yerini değiştirsek daha faydalı olacak. Teknik koltuğu seçip move yapıyorum. F8'e basıyorum. Uygun bir yere kaldırdım. İkili koltuğu seçtikten sonra rotate 90 derece döndürdüm. İkili koltuğu alıp burada pencerenin önüne doğru taşıyacağım. Yatay bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştiriyorum. Şu şekilde taşıdım. Ardından koltuğu tekrar seçiyorum. Move. Buradan şu alanın içerisine doğru taşıdım. Belki bu bölümde şu araya bir tane sehpa eklenebilirdi. Tekrar kameradan bakalım. Bu şekilde biraz daha iyi gibi durdu. Teknik koltuğumu biraz daha geriye doğru çekeyim. Evet, şimdi tıklıyorum tekrar. Evet. Tekrar buradan görüntüleme kısmına gelip kamera bakışına geçiyorum. Ve buradan konseptüel olarak görüntüleyelim. Şimdi biraz daha uygun duruyor. Zoom yapalım azıcık. Shift ile şöyle döndürüyorum. Ardından test bir render alıyorum. Test render'ı tabii şu anda ortamda herhangi bir
ışık yok, herhangi bir ortam aydınlatacak bir ışık kaynağı yok. Bu nedenle renderde herhangi bir sonuç gözlemlemezsiniz. Ancak şu anki haliyle bu durumda görüntülersiniz. Buradan realistik modda geçtiğimizde bu şekilde görüntüleriz. Bundan sonraki aşamalarda adım adım render işlemlerine geçeceğiz.